Mesela İmam Malik'in mezhebi Afrika'nın kuzeyinde ve Endülüs'te, yani İspanya'da senelerce, asırlarca yaşadı. Yani Balkanlarda Hanefi var, Şafii de var. Ula bu mezhep buraya nasıl gitti? Orada nasıl ayakta kaldı, ölmedi? Mezhebin sahibi ölmüş, kendisi yaşıyor. Bunu Allah yaşatıyor. Onun için mezhepleri bitireceğiz diyenler, buna gücünüzün yetmediğini geçmişten görmüyor musunuz? Görmüyor musunuz? 1500 seneden beri sizin dediğinizi diyen hiç geçmedi mi? Geçti. Onlar geçtiler, gittiler, mezhepler kaldılar. Mesela tarikat, tasavvuf, biz Nakşi'yiz. Peki Şah Nakşibendisterimize, onun tarikatına bağlıyız. Şah Nakşibendisteri İstanbul'dan mı doğdu? Yok, nerede? Buhara'da. Uçakla ne kadar zamanla gidiliyor Buhara'ya? 4 saatte. Uçakla 4 saatte gidiliyor. Yok, Buhara'da doğan bir mezhep İstanbul'da nasıl yaşıyor? Hem de harfine yaşıyor. Kılına varınca Muhammed Efendi Hazretleri bu tarikati en ince ayrıntısına kadar yaşadı. Nasıl oluyor bu? Bunu kim yaşatıyor? Cemaat-i Müslümin. Bunu hayy ilâ yemut olan Allah yaşatıyor. Onun için geliniz bu akıntıya kürek çekmeyelim, biz de buna dalalım. Mezhep ve tasavvuf deryasına dalalım cemaat-i Müslümin. İmam-ı Azam gibi başımızda bir büyük olsun. Veya Şafii kardeşlerimiz için Şafii, Şah-ı Nakşibendi gibi, efendim diğer tarikatlar da var, yani Abdülkadir Geylani gibi, Kadiri, Ahmet Er-Rufai gibi, yani bir büyük insan. Birinin mezhebine bağlı olalım, birinin tarikatine bağlı olalım. Bizden önce 1500 seneden beri ümmetin bırakmadığı, can simidi gibi sarıldığı şeye biz de sarılalım. Çünkü bu ümmetin biz bugün son halkasıyız, bizden sonra evlatlarımız takılacak. Şu an biziz halka. Geçmişe bağlı, kopuk olmayacağız. Evet. Ebu Bekir'e ve ashaba talim etti. Teselsül muttasıl mevcuttur olra. Bu tarikat burada silsile yoluyla zincirin halkaları gibi Resulullah'tan aşağı doğru devam ediyor. Bakın bir efendim rahmet vesilesi olsun, feyiz vesilesi olsun diye Resulullah Efendimiz'den efendim bugün Hasan Efendi Hazretlerimize kadar silsileyi ben okuyayım. Bismillahirrahmanirrahim. Hâzihi silsiletüz zeheb kaddesallahu teâlâ esrârahum ve emeddenallahu teâlâ bi şefaatihim. Seyyidüna ve senedüna ve mevlana Muhammedun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Mevlana Ebu Bekir'in Sıddık radıyallahu anh. Mevlana Selmanul Farisiyyü radıyallahu anh. Mevlana Kasım ibn Muhammed ibn Ebi Bekir'in Sıddık radıyallahu anh. Mevlana Cafer-u Sadık radıyallahu anh. Mevlana Ebu Yezid el-Bestami kudsesuhu. Mevlana Ebu'l-Hasen el-Harkani kudsesuhu. Mevlana Ebu Ali Faremedi kudsesuhu. Mevlana Yusuful Hemedani kudsesuhu. Mevlana Abdülhalik Hucduvani kudsesuhu. Mevlana Arif-ül Riveceli kudsesuhu. Mevlana Mahmud-ül İncir Fevnevi kudsesuhu. Mevlana Hacı Ali Er-Ramiteni kudsesuhu. Mevlana Muhammed Baba Es-Semmasi kudsesuhu. Mevlana Es-Seyyid Emir Gülal kudsesuhu. Mevlana ve İmam-ı Tarikatina Şah Nakşibendil Bukhari kudsesuhu. Mevlana Alaaddin Attar kudsesuhu. Mevlana Yakubul Çerhül Hisari kudsesuhu. Mevlana Ubeydullah Ehrar Semerkandi kudsesuhu. Mevlana Muhammedu Zahid kudsesuhu. Mevlana Derviş Muhammed kudsesuhu. Mevlana Hacegi Semerkandi kudsesuhu.
Mevlana Muhammedül Baki Kudsesi Ruh. Mevlana El-İmam Rabbani Müceddidi El-Fisani Ahmed-i Faruk-ı Serhendi Kudsesi Ruh. Mevlana Muhammedül Masum-ı Serhendi Kudsesi Ruh. Mevlana Seyfuddin Ebu'l-Berekat Kudsesi Ruh. Mevlana Muhammedül Bedavuni Seyyid Nur Kudsesi Ruh. Mevlana Habibullah Can Canan Mazhar Kudsesi Ruh. Mevlana Abdullah Dehlevi Kudsesi Ruh. Mevlana Muhammed Halid Ziyauddin El-Bağdadi Kudsesi Ruh. Mevlana Abdullahil Mucavir fi Beledillah Kudsesi Ruh. Mevlana Es-Seyyid Mustafa İsmet Garibullah Büyükşehir Efendi Kudsesi Ruh. Mevlana Halil Nurullah Zahravi Kudsesi Ruh. Mevlana Ali Rıdal Bezzaz Kudsesi Ruh. Mevlana Ali Haydar El-Akhisgavi Kudsesi Ruh. Mevlana ve İmam Tarikatina ve Kıblet Kulubina ve Muallimuna Mâ Lem Nâlem ve Hâdînâ İlallah El-Hâc Mahmûdül Ofi Kudsesi Ruh. Ve el-an Mevlana Hasan Efendi Hazretlerimiz silsileye yazılmadı ama eklendi. Bakın Resulullah Efendimiz'den günümüze kadar işte bu her biri bir altın halka gibi, bir meşayih zincir gibi ekli birbirine. Kopukluk yok. Böyle olur bu iş. Öyle bana manada verildi. Direkt Resulullah'tan aldı. Bizim şeyhimiz direkt Resulullah'tan aldı diyorlar. Niye? Çünkü silsileyi ispat edemiyorlar ya. At babam at. Direkt Resulullah'tan almış. Yok böyle bir şey. Böyle bir usul yok. Direkt Resulullah'tan almak diye. Yok böyle bir şey. Evet. Devamlı ne buyuruyor? Turuk Ekrem. Şah-ı Nakşibendi Hazretlerimiz Allah-u Teala'dan yol istedi. Ya Rabbi bana en kısa yolu kesme böyle. Sana kısa yolu bana ihsan et buyurdu. Ve de buyurdu ki Allah duamı kabul etti. Bu tarikat yani ekrep turuk, ehsel turuk. En kısa yoldur Allah-u Teala'ya. Zaten bizim ömürlerimiz, hayatlarımız, fırsatlarımız çok kısa, çok az. Mürşid, mükemmel mürşid aga. Mükemmel mürşid, o da uyanık. Bak Efendimiz Aleyhisselam bir gün buyurdu ki, beni kandıramazsınız. Böyle çok ağır bir tonla. Beni kandıramazsınız buyurdu. Zaten kansa, kandırılsa o zaman şey olmaz ki, mürşid olmaz. Böyle ya, biri bir şey söyler, o ona uydu, buna uydu. Fakat aman ya Efendimiz Aleyhisselam'a işte anlattık da o bizi dinledi de Allah 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 Allah. Efendimiz Aleyhisselam bazı şaşkın insanlar dinlerken Allah 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 derdi. Adam zannediyor ki efendi beni onaylıyor, coştukça coşuyor. Ulan belki de senin haline şaşıyor. Ama nezaketinden sana kes demiyor. Evet. Bu nereye dayanıyor biliyor musunuz? Resulullah'a. Bak ben bir ayet okuyayım size. Mevla buyuruyor ki Celle Celaluhu. Ve minhumul lezine yu'dûnen nebiyye. Onlardan peygamberi rahatsız eden, incitenler var. Bunlar mümin olabilir mi? Peygamber mümini mümin peygamberi incitebilir mi? İncitmez. Kimdir bunlar? Münafık yani. Yani Müslümanların arasında ama Resulullah'ın incittiğine göre o halde nedir bu? Kafir olsa orada olmaz. Mümin olsa Resulullah'ı incitmez. Nedir o halde? Evet. Demek münafık. Nereden belli? Resulullah'ı incitiyor. Nasıl? Resulullah Efendimiz'i incitmelerinin çok yolu var. Bir tanesi burada zikrediliyor. Ve kulûne diyorlar huve udûn. Muhammed kulaktır. Ne dersen dinler. Derler. Efendimiz kulak imiş. Yani her söylenene kulak verir. İstediğin gibi kandırırsın. Onun yanındakiler onu kandırıyor. Muhammed'i sen saftır. Böylece Resulullah'ı incitiyorlar. Kul Habibim de ki Resulüm kulaktır. Yani kulak sahibidir. Kulak verir ama
udunu hayrin. Hayır kulağı sahibidir. Hayrı dinler. Hayra kulak verir. Yu'minu billah. Allah'a inanır. Ve yu'minu lil müminin. Bir de müminlere inanır. Münafıklar ise Muhammed ne dediysek inanıyor gibi düşünür. Niye? Çünkü saf af buyurun bir de hakaret edeyim. Salak o münafıklardır. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a inanır, müminlere inanır. Münafıklara inanmaz. Ama onların taşlarını döktürtür. Konuşun bakalım, deşilin her şeyi, koyun ortaya. Onlar da zannediyor ki Resulullah'a kandırdık, inandık, inandırdık, ikna ettik. Halbuki Resulullah mümine inanır. Cemaat-i Müslümin, bu ne demektir biliyor musunuz? Siz de müminlere inanın demektir. Ama biz masonlara, renksizlere, ateistlere, komünistlere, sabetayistlere inandık. Onların tarih diye yazdıkları tezvirata inandık. Bugün de onların makale diye yazdığı paçavraları okuyoruz. Bir tane dinsizin teki 3 satır yazı yazıyor. 300 bin tane Müslüman 2 saatin içerisinde bu adamın yazısını okuyor. Yazık. 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 Ona değil, bize. Adamı köşe yapıyoruz. Adam bakıyor, 300 bin, 500 bin benim takipçim var. Kim bunlar? İşte biz. Olmayacağız cemaat-i Müslüman. Onu bakalım ne diyor? Ne diyeceği belli aşağı yukarı, 3 aşağı, 5 yukarı. Bunun ne diyeceği belli. Yani şurada bir teneke var, içinde katran var. Katran. Bunu deleyim, deşeyim de bakalım ne çıkacak. Yok belli çıkacak olan katrandır bundan. Değil mi efendim? Zeytinyağı tenekesini delmeye gerek yok ki. Onu deşersen zeytinyağı çıkacak. Adam Allah düşmanı, İslam düşmanı. Bakalım ne diyor? Ne diyecek ya bu? Bunun diyeceği belli. Gerçi bunun cemaat-i Müslümin doğrusunu bile almamanız lazım. Çünkü yalanı doğrunun içerisinde paketleyip yutturuyorlar. Kendileri bizim doğrularımızı alıyor mu? Almıyor. İşte Türkiye'de yaşayan efendim o dinsizlerden ne diyor adam? Siz en doğru şeyi deseniz de yapsanız da biz onu kabul etmeyiz diyor. Ya yanlışı kabul etmemek anlaşıldı da yanlış işi hiç kimse. Ben şimdi Müslümanı tutayım diye Müslümanın yanlışını ben tutabilir miyim? Tutamam. Doğru doğru. Bak adam ne diyor? Senin doğrunu bile kabul etmem diyor. Niye böyle diyor? Yani ne desin ki başka? Kafir bu. Evet. Yani siz bal tenekesinden katran tenekesinden bal bekliyorsanız boşuna bekliyorsunuz. Evet. Ne balda problem var? Ne katranda, bal tenekesinden katran tenekesinden bal bekleyende problem var. Senin gözünde. Adamlar oldu, Müslüman gibi, kafir gibi. Cemaat-i Müslüman. Böyle olması lazım. Lekum dinukum veliye din. Nedir bu? Kafir gibi. Müslüman nasıl olacak? Müslüman gibi. Müslüman gibi olacak Müslüman. Kafirin Müslüman gibi olmasına münafıklık derler. Müslümanın kafir gibi olmasına ne dersin buna? Olmaz. Ne olacak? Kafir gibi, Müslüman gibi. Nerede? Her hususta. Çok kesin ve kalın çizgilerle o taraf, bu taraf ayıklanmalı. Hele yok ötekileştirmeyelim. Ne olacak peki? Yani şöyle düşünün, hayvanın, hani siz bu çoğunuz bunu bilmezsiniz, hayvan süt ineği diyelim, af buyurun, bu sağılırken ondan süt aktığı gibi, ya bu hayvan idrar da akar değil mi? Akar mı? Akar. Şimdi idrarı ötekileştirmeyelim, ya hepsini kovaya alalım ya, onu da ayırmayalım ya. Ne olur peki ayırmazsan, sütle
af buyurun, çok af buyurun, CD'yi ayırmazsanız ne olur? Yani idrar sütleşmez, süt idrarlaşır. Değil mi öyle? Değil mi öyle? Allah'ın düşmanıyla sen ötekileşmedin, ne oldun? Beraber oldunuz. Sen hak, o batıl. Sen süt, o idrar. Karıştığınız zaman sen bozulursun, o değil. Hakla batıl karıştığı zaman hak kaybeder. Müslümanla kafir diyalog yaptığı zaman her diyalogda Müslüman kaybeder. Müslüman kafirle diyalog kurmaz. Müslüman kafirle cihad eder. Allah-u Teala'nın bir tane ayetini gösterin bana. Özür dileyeceğim. Ama ben özür dileyeceğim sözü söylemedim bugüne kadar. Gösteremezsin. Niye? Yok ki. Yok. Dünyada mümin var, kafir var. Kafirler kendi içinde iki kısım. Kafir olarak kafir gibi kafir, bir de Müslüman gibi kafir. Ama ikisi de kafir. Peki Allah-u Teala bize ne diyor? Resulüne yani ne diyor? Ya eyyühen nebi, ey peygamber, cahidil kuffara vel münafıkîn. Kafir gibi kafir olanlarla, Müslüman gibi kafir olanlarla cihad et. Cihad et onlara, diyalog yap demiyor Cenab-ı Hak. Ve'gluz aleyhim, ve'gluz aleyhim ve Resulüm, sen çok yumuşak, üstün ahlak sahibisin ama kafirlere çok sert ol. Kafirlere sertlik üstün ahlakın gereğidir. Kafirlere sertlik, Müslümanlara yumuşaklık. Namazda okuduk sabah namazında. وَخْفِلْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِن۪ينَ Habibim, kanatlarını, rahmet, merhamet kanatlarını müminlere döşe. Onları kanatlarının üstünde taşı. Kafirler, onlara karşı Habibim çok katı ol. Bunlar öyle ayetlerdir ki, maalesef bugün kafirlerin yüzüne karşı okunamayan ayetler haline geldi bunlar. Niye? Kafir bizi eleştirir. Kafir bizi tenkit eder. Efendime bir Müslüman, ha Müslüman bu ayetleri okuyamıyor kafirlerin karşısında. Yani karşısında oturmuş 3,5 soysuz Müslüman Allah'ın ayetlerini onun karşısında okuyamıyor. Adam diyor ki ya sizin Kur'an'ınız böyle diyor. Kafir okumuş. Diyor ki Kur'an'ınız da böyle var, siz bunu saklıyorsunuz bizden, bizim gözümüze girmek için. Ama onların gözüne giremiyorlar. Girseler bile Allah'ın gözünden düşüyor. Allah'ın ayetini saklayan. Şimdi dersimizin, bak, Zenadik'ten kaçıp Hakk'a gidelim, Cemal-i Bakemal'e sevdelim deyip, dersimizin ayetlerinde bu nokta var. Birinci ayette Allah-u Teala buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'de bu kaçıncı sayfası? 6. sayfası ya. Estaizu billah. İnna Allahe, şüphesiz ki Allahu Teala la yestahyi, utanmaz. Aslında yani utanmak kelimesi Allah için utanma fiili, o Allah ondan münezzeh. Utanmak nedir? Yani utanan insan utandığı için bazı şeyleri yapamaz. Niye yapamıyor? Yani kınanırım, ayıp ederim, ayıplanırım diye, yanlış yaparım, yanlış görülürüm, yanlış anlaşılırım düşüncesiyle bir şeyi yapmamak nedir? İşte haya. Şimdi Allah-u Teala da böyle bizdeki haya olmaz. Yalnız Allah-u Teala haya muamelesi diyelim. İnnallâhe lâ yestahyî. Allah-u Teala utanmaz, haya etmez. En yalribe meselen, misal Türkçe'de, uyduruk dilde örnek diyorsunuz. Örnek vermekten Allah, örnek kılmaktan Allah haya etmez. Neyi? Ma be'ûleten, ma'ul
öyle bir şey ki ondan bedel baulaten, o bedel oluyor. Baulaten sivrisineği Allah örnek vermekten, sivrisineği mevzu etmekten Allah fema fevkaha ve onun üstünde olanı Allah anmaktan asla, yani ne derler, acaba nasıl karşılanırım, benim bu sözüm nasıl algılanır diye Allah diyeceğini, demeyi dilediğini demekten geri durmaz. Allah Teala söyler. Ama efendim işte ya alaya alınırız falan. Olsun, alaya alınsın. Herkes eteğindeki taşı döksün. Cemaat-i Müslümin. Bu ayet-i kerimenin üzerinde 50 sene dursam ben ve anlatmaya yine beceremem bu ayeti. Belki siz de anlamaktan aciz olursunuz. Bu kadar derin işler var burada. Allah sivrisineği ve de onun üstündekinin, nasıl üstünde? Yani küçüklükte onun üstünde olan şey demek. Sivrisinekten daha küçüğü. Ne olur? Mesela bit, buyurun, bit olur, pire olur. Hani belki, bilmiyorum, daha ondan daha da küçük şeyler. Veya büyüklükte onun üstünde olan şeyler. Nasıl? Kara sinek mesela. Ondan sonra kuşlar, ondan sonra daha büyük cisimler. Hatta işte daha büyük filler, miller. Allah bunları anmaktan haya etmez. Allah bunları örnek vermekten, Allah bunları mevzu etmekten, Allah bunlardan bahsetmekten, acaba falancı ne der, falancı ne demez diye geri durmaz. Allah-u Teala dilediğini söyler. Söyler geçer. Ve nitekim söylemiştir. Nasıl? Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala, bakın şimdi ben ayet okuyacağım, yani affedersiniz demem bile Kur'an'ın ruhuna aykırı. Allah-u Teala Ashab-ı Kehif'ten bahseder Kur'an-ı Kerim'de, onların kıssasını anlatır. O kıssa içerisinde 4 kez köpeklerini anar. Ve kelbuhum basitun dira'ayhi bil vasit. Ve onların köpekleri mağaranın avlusunda ön ayaklarını dikmiş veya uzatmış, arka ayaklarını şey yapmış, ön ayaklarını dikmiş duruyor. Uzatmış. Nasıl duruyorsa. Bak köpek buradan başlıyor. Karşı sayfede 3 kez, toplam 4 kez zikrediliyor. Ashab-ı Kehf'in köpeği. Şimdi ben mesela böyle bir bu mecliste köpek desem, şu an ben demiyorum, ayeti aktarıyorum da. Yani kendim konuşmamda köpeğe ansam, ya hoca kaba konuşuyor dersiniz yani. Doğrudur yani, benim anmam kabalık olabilir. Peki Allah şimdi kabalık mı yapmış oldu cemaat-i Müslümin? Herkes haddini bilsin. Allah'a adab mı öğreteceğiz? Uslup mu öğreteceğiz Cenab-ı Hakk'a? Hı? Bak burada köpek diyor. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim'in daha biraz baş taraflarında bir alimden bahsediyor. Bu alimin Cenab-ı Hak 2 tane başı çeken çok önemli hatasını zikrediyor. Bunlardan birisi nedir? وَلَاكِنَّهُ اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ Dünyaya meyletti. Uzun gider bu. Ben böyle geçeyim. Dünyaya meyletti. 1-2 وَاتَّبَعَ هَوَى Ve nefsinin hevasına uydu. İlminin gereğine uymadı. Zevkine, hevasına, keyfine, anlayışına uydu. Şimdi dikkat buyurun. Ayet okuyorum. فَمَسَلُهُ Bu alimin durumu kemetelil kelbi, köpek gibidir. Ayet devam ediyor. İn tahmil aleyhi yelhez. Ona yüklensen sana solur. Ev tetruku yelhez. Bıraksan onu arkandan solur bu sefer. Üzerine gitsen, hamle yapsan sana karşı havlar. Kaçsan ondan arkandan havlar. O alim böyle bir köpek gibidir diyor Cenab-ı Hak. Ayet ha bu. Cemaat-i Müslümin, Kur'an-ı Kerim'in sonlarında Allah-u Teala
Tevrat'ı bin bir zahmetle öğrenip, adeta o Tevrat yükünü yüklenip, o ilmi alıp, sonra da Tevrat'la amel etmeyen, Tevrat'ı yaşamayan Tevrat uleması hakkında ne buyuruyor biliyor musunuz? Kemetelil himali, o alimler eşek gibidir. Yahmilu esfara. Ha, bir farkı var. Yani bildiğin piyasadaki eşek odun taşır, taş taşır, bu kitap taşıyor. Kitap taşıyan eşek gibidir. Kur'an-ı Kerim ayeti ha. Sure-i Cuma'da. Ondan sonra bir başka ayetinde Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in birinci cüzünün ortalarında Musa Aleyhisselam'a geldi insanlar, dediler ki efendim işte birisi bizde faili meçhul cinayete kurban gitti. Allah'a dua et, biz bunun katilini bulalım. Katilini bulalım. Kur'an-ı Kerim baş tarafında, birinci cüzün ortasında. Katili bulalım biz. Kim bu adamı öldürdü? Musa Aleyhisselam dedi ki İnnallâhe yâmurukum en tezbahû bekara. Allah size bir sığır kesmenizi emrediyor. İnek. İnek. Kur'an-ı Kerim'in ikinci suresinin adı da Bekara. Yani inek demektir. Ayet burada geçiyor. Bakın adamlar Musa Aleyhisselam'a ne diyor biliyor musun? Kalu dediler ki etettekidunâ huzuva. Ya Musa bizimle dalga mı geçiyorsun ya? Niye? Nasıl? Ya biz sana katili bize söyle diyoruz, sen inekten bahsediyorsun ya. Yakışıyor mu sana ya Musa? Kale Musa Aleyhisselam çok ciddi bir şekilde buyurdu ki e'udu billahi en ekune minel cahilin. Dalga geçmek suretiyle cahillerden olmaktan, cahilce iş yapmaktan Allah'a sığınırım. Allah'a sığınırım. Şimdi Musa Aleyhisselam ya inek kesin desem gülünç olurum deyip demesin gerçeği, öyle mi? Cemaat-i Müslümin, demeyelim gerçeği, öyle mi? Allah'a edep mi öğreteceğiz biz? Allah'ın kuluyuz. Allah'ın emrinde oyuncak olmamız lazım. O bize ne diyorsa o olacak. İncelik incelik, kabalık kabalık. İnek diyor Allah-u Teala. Adamlar baktılar ki Musa çok ciddi. Evet. Bu sefer dediler ki işte peki nasıl bir inek keseceğiz? Rengini anlat, cinsini anlat. Şöyle kısa uzun gidiyor. Anlatılıyor Kur'an-ı Kerim ortasında. Birinci cüzün ortasında. Devam edelim arkadaşlar. Allah-u Teala mesela bir ayetinde فَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ buyuruyor. O insanlardan kimisini maymunlar ve domuzlar yaptı Allah Celle Celaluhu. Bakın. Yani bir mecliste bu isimler anılır mı? Anılmaz da Kur'an meclisinde anılıyor işte. Allah anar. Efendim nasıl karşılanır, nasıl değerlendirir? Zaten Cenab-ı Hak söyleyeceğini söylüyor ki bakalım kim ne diyecek? Herkes eteğindeki taşı döksün. Allah'ın dediğine karşı insanlar nasıl bir tavır alacak? Tepkiniz ne olacak? Allah bunun için bunu söylüyor. Göreceğiz ayetten. Başka Allah-u Teala bir ayetinde buyuruyor. Ülaike kel en'ami. Onlar, şunlar hayvanlar gibidir. Hayvan herifler bunlar. Belhum adallu, hatta bunlar hayvanlardan daha sapkın buyuruyor Allah-u Teala. Bu kaç yerde geçiyor Kur'an-ı Kerim'de? Ondan sonra arkadaşlar bir ayetinde de Allah-u Teala buyuruyor. Estağfirullah. Ya eyyühennas, duribe meselun festemi'û leh. Ey bütün insanlar, size bir misal veriliyor, size bir husus anlatılıyor, ona kulak verin. Hac suresinin son sayfasının birinci ayet kelimesi. Size bir mesele anlatılıyor size. Festemi'û leh, ona kulak kesin. Buyur ya Rabbi,
Mevla buyuruyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah'tan başka kimlere çağrıda bulunuyorsunuz? Kimlere, kimleri önemsiyorsunuz, büyütüyorsunuz? Allah'tan başka, Allah'tan alakası olmayan insanlardan, yani Allah'ın düşmanlarından. Biz şimdi Allah'ın dostlarını sevdik mi? Bu Allah'tan başkasını büyütmek değildir. Biz onu niye büyütüyoruz? Allah'ın dostu olduğu için. Burada o söylenmiyor. Allah'ın düşmanı kastediliyor burada. Allah'tan başka ayrı. Allah'ın düşmanı adam. Dostu başka, düşmanı başka. Allah'ı seveceğiz, dostunu da seveceğiz. Peki Allah'ın düşmanını niye sevmeyeceğiz? Bana bir sille atmamış, bana bir darbe yapmamış. Belki iyiliği de bana olmuş. Bu adamı niye sevmeyeceğim? Allah'ıma soğuk olduğu için. Bak görüyor musun? Allah'tan başkası. Allah'a uzak olduğu için. Mevla buyuruyor ki, Allah'tan başkaları, Allah'a uzak, Allah'ın düşmanları, hayatı boyu Allah'a düşmanlık yapmış, elinden geleni yapmış, gebermiş gitmiş veya sağ. Siz onları önemsiyorsunuz, onları anıyorsunuz. Ya Müslümanlardan da var ha, kafirleri rahmetli ananlar. Rahmetli, rahmetli, rahmetli. Kimmiş rahmetli? Hayatı İslam'a düşmanlıkla geçmiş insanlar. Tarih boyu yaşamış, geçmiş insanlar. Nesi rahmetli bunun? اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكُ Allah'ın rahmetini siz mi taksim edeceksiniz? Allah-u Teala'nın lanetlediği insana rahmetli demek, lanetlenmek demektir. Şimdi Mevla devamla buyuruyor ki, sizin benden başka, benden ayrı, benden kopuk, bana soğuk insanlardan tuttuklarınız var ya, evet, önemsedikleriniz, evet, لَنْ يَخْلُكُوا زُبَابًا Onlar bir kara sinek yaratamazlar. Bak Mevla sinekten bahsediyor şimdi burada. Sinek diyor. Az önce dersimizin ayetinde بَعُولَ sivrisinek. Zübab kara sinek. Sinek yaratamazlar diyor Allah-u Teala. وَلَوْ işte مَعُولَ Onun için cem olsalar bile, iş birliği yapsalar bile yine yaratamazlar deyip Allah-u Teala neden bahsetti burada? Kara sinekten. Şimdi bir başka ayet-i kerime. O da Es-Sâdillah. مَسَلُ الَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَوْلِيَا Allah'tan ayrı, Allah'a soğuk, Allah'a uzak insanları kendilerine yakın, kendilerine dost, kendilerine büyük, kendilerine baş, lider, önder olarak görenler. Allah'a uzak, Allah'a soğuk insanları kendilerine yakın görenler, sizin yaptığınız nedir? Neye benzer? Kemetelil ankebut, örümcek gibidir. Burada da örümcek diyor Cenab-ı Hak. Bu surenin ismi de örümcek suresi. Ankebut, örümcek. Bizde Karadeniz'de rahna derler. Bak Mevla örümcek diyor. Şimdi dersimizin ayetine gelelim. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْيِي اَنْ يَضْرِبَ مَسَلًا مَا بَعُولَةً Allah sivrisineği فَمَا فَوْكَهَا ve küçüklükte veya büyüklükte onun üstünde olanı, ondan daha küçüğü, ondan daha büyüğünü Mevla mevzu etmekten, efendim işte falancı güler de ayıplar da diye geri durmaz. Allah söyler ve söyledi zaten. Ayetleri okudum size. Kur'an ayetlerini. Bir tane gavurların gözüne girmeye çalışan, Allah'a soğuk, gavura sıcak birisi, güya hafız imiş, hoca imiş ama çürüğü tabii. Bu ayetlerden bir tanesini okuyup demiş ki, bu Rabbime hiç yakışmıyor. Haşa. Hani ben bir şey konuşurum dersin ya hocam yakışmıyor size. Olabilir, hakikaten bana yakışmayan bir şeyi söylemiş olabilirim. Sen bir şey söylersin, ben sana ne derim? Bak yakışmıyor sana, bu hiç yakışmadı derim de. Ya kul Allah-u Teala'ya, Rabbime bu yakışmıyor diyebilir mi? Bu ne demektir? Bu kafirlik demektir. Kafirlik. Cemaatimiz. Ya. Allah-u Teala'nın kelamını tartıyorsun. Allah-u Teala'nın kelamını değerlendirmeye tabi tutuyorsun. Ve Allah'a not veriyorsun.
Allah'a yakışmıyor bu diyorsun. Kafirleri, sen hafız olsan ne olur, hoca olsan ne olur? Her şeyin sahtesi var, sağlamı var. Sen hocanın sahtesisin. Şimdi cemaat müslim, Cenab-ı Hak buyuruyor ki, Allah söyleyeceğini söylemekten geri durmaz. Söyler. E peki ne olur? Bak şimdi ne olur? فَاَمَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَمَّا كَافِرْلَرْ فَيَكُولُونَ benim bu ayetimi inekten, sinekten yani affedersin diyor, görüyor musun? Korkuyor musun? Çünkü hoca kaba konuşuyor diyeceksiniz. Köpekten, eşekten bahseden ayetlerimi dinleyen kafirler feyekulûne derler, hiç durmadan diyecekler. Ne diyecekler? Mâ zâ erâdallâhu bihâdâ metelâ. Allah bu misalle neyi murad etti? Ya böyle misal mi olur? Ya eşeğin, sineğin lafı mı olur ya? Böyle ayet mi olur ya? Der. Kim? Kafir. Niye der bunu? Niyesi belli. Kafir çünkü. Allah'a inanmıyor ki. İnansa Allah'a böyle demez. Ya. Ama ve emmellezine amenu. Ha, ayet-i kerimeyi atladık. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْيِي اَنْ يَظْرِبَ مَتَلًا مَا بَعُولَةِ فَمَا فَوْكَا فَاَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا İmdi iman edenler, mümin olanlar فَيَعْلَمُونَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ Müminler benim ayetlerimi inek, sinek, eşek, köpek gibi bu ayetlerimi ve bütün ayetlerimi duyan müminler bilirler ki bu Rablerinden bir haktır. Allah demişse doğrudur. Hem de en güzelini söylüyor. Allahu nezzele ahsenel hadis. Allah sözün en güzelini indirdi. Ve men ahsenu minallahi kıyla. Allah'tan sözü daha güzel kim vardır? Ve men ahsenu minallahi hadisa. Allah'tan daha sözü güzel kim? Hiç kimse yoktur. En güzeli Allah'ındır. Ve lehul metelul a'la. وَلَهُ الْمَتَلُ الْاَعْلَى Kim bunu der? Bunu demek için iman lazım. İman, iman. Ama وَاَمَّا الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Bu ayeti dinleyenlerden kafir olanlar ise فَيَكُولُونَ مَاذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِهَذَا مَتَلًا Allah bununla neyi murad etti ya? Böyle misal mi olur ya? Ya bu Kur'an-ı Kerim ne anlatıyor ya? Derler. Niye? Kafir. Kafirliğinden. Eteğindeki taşı döküyor. Cemaat-i Müslümin. Çok derin bir mesele burası. Bakın bugün kafirlerle karşı beri oturup efendim program yapan bir kısım Müslüman, hepsini konuşmuyorum. Ben herkesi katarak konuşmuyorum. Bir kısım sözüm ona Müslüman vardır. Kafirin karşısında ayet okuyamıyorum. Niye? Kafir bunu beğenmez diye. Beğenmesin. Allah bunu söylemiş. Ayet bu. Kur'an-ı Kerim'de ayet bu. Ama işte yanlış anlaşılığında şu olur da bu olur da. Ulan sana mümin denmez ula. Denmez. Sen bu piyasayı sömüren birisisin. Senin gönlün orada. Allah'ın ayetini okuyamıyorsun. Adam Allah'ın mülkünde Allah'ı inkar ediyor. Sen Allah'ın mülkünde, Allah'ın ayetini okuyamıyorsun. Ezik Müslüman. Nasıl Müslüman? Ne biçim Müslüman? Onun için İslam'ı göstermekten, İslam'ı yaşamaktan, İslam'ı ortaya koymaktan asla çekinmeyeceğiz. Birçok aranızda sünneti sevmeyen parmak kaldırsın yoktur. Var mı sünnet sevmeyen yoktur ki? Ama yani yaşayamadığımız sünnet de çoktur değil mi? Yaşayamadığınız sünnetlerden sevmediğiniz bir tane var mıdır? Yoktur. Yaşamasanız bile seviyorsunuz. Peki niye yaşamıyorsunuz? Ben söyleyeyim. Hep sağınızdan solunuzdan utandığınız için. Cemaat-i Müslümin. Yavrun modasından utanmıyorsun, peygamberinin sünnetinden utanıyorsun. Yani şimdi desen ki ya ben o sünnete soğuğum desem, tamam anlayacağım bunu da, ben o sünnete kurban olayım, canım sana feda ya Resulallah deyip diyen bir insanın sırf
hele hele soysuzların, şu en mahrem yerlerini göstermekten utanmayan insanların ayıplamasından korkarak sen sünneti gizliyorsun, yaşamıyorsun. Yani cemaatimizin böyle olmayalım ya. Görmüyor musunuz adamlar, kadınlar mahremini gösteriyor. Yani gösterilmeyecek yerlerini gösteriyor. Değil mi? Utanacak odur ya. Biz mesela şalvar giyeceğiz. Bir adam şalvara karşıysa zaten ona şalvar giy demem. Ben ona şalvarı sevdirmeye çalışırım. Ama biliyorum ki hepiniz Mahmud Efendi'nin şalvarlı bir insanı seversiniz. E giyelim. Arkadaşlar giyelim. Utandığımız için giyemiyoruz. Ben burada niye konuşuyorum? Sizi ayıplamak için değil, yardımcı olmak için konuşuyorum. Sizi ayıplamaktan Allah'a sığınırım. Bu kürsü millete püskürme yeri değildir. Eğer buraya sizi ayıplamak için çıkıyorsam, ben sizden beter, siz benden âlâ olursunuz. Burası öyle. Nasıl olsa mikrofon önümde, saldır babam saldır. Allah'tan korkarım. Bir doktor, hasmı bile, anarşist ya doktor, polis silahla anarşisti, teröristi vurdu ama terörist ölmedi. Bu terörist hastaneye kaldırılır. Doktor bu teröriste yani nasıl ameliyat yapar bunu? Aynı seni beni ameliyat yaptığı gibi. Yani şöyle bir damarına bir bıçak atsın lan gebersin gitsin dese o doktorun anasını ağlatırlar. Çünkü o yapılamaz yani. Biz de aynı olmalıyız ama ben burada şimdi yani fırsat verildi bana, cemaate buradan, salla buradan, saldır buradan. Olmaz. Olmaz. Siz kazanmaya geldiniz, ben kaybetmeye mi geldim? Ben de kazanmalıyım. Onun için konuştuklarımı hep seçe seçe konuşuyorum. Bir Müslümana toz kondurmaktan Allah'a sığınırım. Ama hocam diyorsunuz şimdi, ya bizi çok fırçalıyorsun. Tamam işte bak, toz kondurmuyorum, fırçalıyorum çünkü fırçayla toz silinir. Evet evet, taşlamıyorum, toz kondurmuyorum. Konduramam çünkü buna benim hakkım yok. Bu kürsü bana bunun için verilmemiştir. Ben bunun bilincinde olmalıyım. Ben sizi fırçalıyorsam tozları siliyorum yani. Evet. Yani hoşaf soğutmaya da çıkmıyoruz buraya değil mi? Herhalde bir şeyler yapacağız. Siz de zaten bunlara hazırsınız. Bunlara razı katlanıyorsunuz. Şimdi Müslümanlar. Bak kafirler Allah ne kastetti der. Müminler ise bilirler ki bu Allah'tandır ve haktır. Mevla Teala bu ayetleri böyle ya ama tamam da ya Allah şimdi onu demese de yani yanlış anlamalara sebep olmasa şu bu. Dık. Mevla devamla buyuruyor ki yulillu bihi ketiren. Allah İnek der, sinek der, köpek der, eşek der, domuz der, maymun der. Bu ayetlerle bir kısım insanları dalalete sokar. Ve yehdi men yeşâ. Ve bir kısım insanları da hidayete sokar. Bir kısım insanların dalaletini artırır. Bir kısım insanların hidayetini artırır. Müminlerin hidayeti artar. Niye? Rabbim dedi, güzel dedi der mümin. Müminin feyzi artar. Kafir ise zaten kafir idi. Aha bak işte sizin kitabınıza bak. Köpekten, eşekten bahsediyor der. Kafirliğini katlar. Kafirliğini artırır. Allah böyle yapar diyor. Kur'an-ı Kerim baş tarafında beyler. Bak burada kaçın sayfa? Bak gidin bakın buna. Sayfa kaç? 5. 5. sayfa. Ayet 26. Bakara suresi 26. ayet. Yanlış okudum. Evet 26. 26. ayet. Burada. Müminlerin Allah hidayetini artırır. Bu ayetlerle Allah kafirlerin de küfrünü artırır. Ve ma yulillu bihi illel fasikin. Allah bu ayetlerle hiç başkasını değil fasıkları yoldan çıkartır. Niye? Fasık oldukları için. Ya Allah'ın ayetini sen nasıl elemeye tabi tutarsın? Allah'ın ayetini tasnif edersin, sınıflandırırsın. Bu ayet iyi, bu ayet olur mu kardeşim ya? Bunun mevzusu olur mu diyeceksin.
Benim sözümü tartabilirsin, tartışabilirsin. Seninkini ben tartışırım. Allah'ın sözü tartışılmaz. Tartışılmaz arkadaşlar. Şimdi bu usta başka ayet kelimeler, ben onlara girmeyeyim. Epey ayet okudum. Cenab-ı Hak devamında buyuruyor ki, o fasıklar kimlerdir? اَلَّذ۪ينَ يَنْقُلُونَ عَحْدَ اللّٰهِ Allah'a verdikleri sözü bozarlar. مِنْ بَعْدِ مِنْسَاقِ Sağlam söz verdikten sonra Allah'a katî olarak söz verdiler. Bunu da üzerinden geçiyorum. وَيَقْطَعُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُوْسَلَ Allah-u Teala'nın sürekli olmasını emrettiği, devamlı olarak olmasını istediği şeyi onlar keserler ki ya hiç yapmazlar ya kesintili yaparlar. Nasıl? Ya iman mesela başlar bir daha mezara gider değil mi? Ahirete. İman gel git olur mu? Cemaat müslümin elektrikler kesse, sular kesse ne kadar darlanır, canımız sıkılıyor. İman kesmez ki. İman kesilir mi? İman. Ondan sonra efendime söyleyeyim, nefesimiz kesilse ne olur? Bak nefesimiz sürekli. Allah-u Teala havayı devamlı veriyor. Bizim Allah-u Teala'ya karşı devamlı yapmamız gereken şeyler var. Nedir bu? En geniş manasıyla Müslümanlık. Bunda hiç kesinti olmayacak. Ama öyle oluyor ki bakıyorsunuz Müslüman, kafiri bırak, Müslüman cenaze gününde İslam moduna geçiyor, düğün gününde isyan moduna geçiyor. 80 yaşında, 90 yaşında ölmüş bir kadını örtüyor, 18 yaşında gelini arz-ı endam ettiriyor Müslüman. Uyur, buyur. Kesinti oluyor Müslümanlıkta. Halbuki olmaması lazım. Müslümanlıkta süreklilik olması lazım cemaat-ı Müslümin. Cenaze gününde de Müslümanız, düğün gününde de. Cenaze gününde de Müslümanlık yapacağız. Düğünde de, hatta düğünde daha önemli Müslümanlık yapacağız. Çünkü cenaze bir hayatın yıkım günüdür. Ama düğün bir hayatın kurum günüdür. Ya usta temeli atmakta lazımdır. Binayı yıkmakta veya yıkılmış binanın enkazını kaldırmakta ustaya gerek yok. Allah korusun şurası çöktükten sonra, burayı çökertmek için veya bunu çökerttikten sonra enkazını kaldırmak için Mimar Sinan'a gerek yok. Mimar Sinan temelinde lazım. İnsanlığın temeli, neslin temeli, yuvanın temeli düğünde atılıyor. O gün yapmadığın günah bırakmıyorsan nasıl bir bina kuruyorsun, düşünmüyor musun bunu? Ya bu iş uzun gider. Aynı şekilde Müslümanlar, aynı şekilde mesela kurban günü geliyor, kurban keseceksin, hayvan seçeceksin. O hayvanı seçerken, hocam buyur, ya işte nasıl hayvan alayım, şu hayvan seçilir mi, şu hayvan kurban olur mu? Sor babam sor, sor babam sor. Hatta yani çok yakın gördüğünüz hocayı yanınıza alırsınız, hayvan pazarına gidersiniz, kurban seçeceksiniz. Ama insan seçersiniz, insan seçimi yaparken hocaya sormazsınız. Sığırı seçerken, tosunu seçerken hocaya sor. Ama insan seçeceksiniz, seçim yapıyorsunuz. Ne seçimi? Siz hemen bu siyasi seçimi anlıyorsunuz. O da var işin içinde ama ben daha geniş tutuyorum bunu. Mesela kendinize eş seçeceksiniz. Gelip bana soruyor musun ki hocam, şöyle bir hanım bana eş olabilir mi acaba? Soranlara sözüm yok ama toplum sormuyor, bildiğini okuyor. Evet, evet. Eş seçiyorsun. Arkadaş seçiyorsunuz. Bana soruyor musun bundan arkadaş olur mu? Ortak seçiyorsun kendine. Bundan ortak olur mu? Soruyor musun? Ya Müslümanlar. Aynı şekilde de siyaset seçimi. O da bunun içinde. Seçim dediğiniz, hayatta insan çok seçimler yapar. Siz bir tanesini gelip bize soruyorsunuz. Tosunu, sığırı. Bundan kurban olur mu? Olmaz mı? Olur mu? Olmaz mı? Cemaat-i Müslüman. Ama öbürler, onlar da hep siz bilensiniz. Siz herkes bildiği. O benim aşiretimdir, o benim yakınımdır. Ya o senin yakınına mı? Allah'a uzak. Olsun.
Geçen bir arkada bir kardeşimiz oturuyoruz. Oradan karşıda bir ev gösterdi. Dedi bu evdeki adam dedi. 5 vakit namazda alnı secdededir. Ama Allah'ın, İslam'ın düşmanlarını baş tacı etmiş. Niye? Benim aşiret, benim yörenin adamı, benim hakkımı savunuyoruz. Cemaat-i Müslümin, Allah'ın düşmanını kendimize savunmacı olarak kabul etmemiz bile suçtur. O istese bile sen yapma, kabul etmeyeceksin. Sen beni savunamazsın diyeceksin. İster mahkemede avukat olsun, isterse başka yerde senin temsilcin olsun. Fark etmez. İslam'a soğuk, Allah'a uzak bir insan benim hakkımı, hukukumu savunamaz. Ona o müsaadeyi ben vermem. Vermemeliyim. Ama anlatamıyoruz. Müslümanlara bu. Diyorum ya, inektir, tosundur. Onlar gelin bize sorun Kurban Bayramı'nda. Ama eş seçeceksiniz, iş seçeceksiniz, arkadaş seçeceksiniz, hayat arkadaşı seçeceksiniz. Onları sormayın. Siz onları biliyorsunuz. Hepsini siz biliyorsunuz. Yanlış yapıyorsunuz. İslam'da süreklilik esastır. Bu ayet kaç yerde Kur'an-ı Kerim'de tekrar ediliyor? وَيَقْطَعُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِي اَنْ يُوْسَلَ Kesintisiz olmasını Allah'ın emrettiğini kesintili yaparlar. Bakarsınız Müslümanlık yaparlar, bakarsınız yavruluk yaparlar. Halbuki hep İslam çizgisinde olacak insan. وَيُفْسِدُونَ فِي الْاَلِ Yeryüzüne bozgunluk yaparlar. اُلَٰيكُمُ الْخَاسِرُونَ Bunlar kutsana uğrayanların ta kendisidir. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللّٰهِ Allah'a nasıl küfredersiniz? Ve kuntum emvaten, ölüler idiniz. Fe ahyaküm, sizi diriltti ve yaşatıyor sizi. Sümme yumitüküm, sonra öldürecek sizi. Sümme yuhyiküm, sonra da tekrar diriltecek. Sümme ileyhi turcaun, her şeyinizden kopacaksınız. Yalnız Allah'a döneceksiniz. Hem de tek başınıza. Ünvanlarınız, makamlarınız, eşleriniz, arkadaş hepsinden kopup ve lekad ci'tumuna furada, tek başınıza bana geleceksiniz diyor Allah-u Teala. Nasıl Allah'a küfredersiniz? Allah-u Teala küfürden, Allah-u Teala kafirlikten, Allah-u Teala şirkten, müşrikten, Allah-u Teala nifaktan ve münafıktan bizleri beri eylesin. Allah-u Teala bizleri onlara bulaştırmasın. Allah-u Teala bizleri onlara benzetmesin. Allah-u Teala bizi onlara karıştırmasın. Şimdi yine 1070. hadis-i şerif okuyayım kısa olarak. An Cabir'in radıyallahu anh. Cabir bin Abdullah'tan rivayet ediliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki evet. Entum siz hayra ehlil erdi. Sahabe-i kirama buyurdu ki siz şu anda yeryüzünde yaşayanların en üstünüsünüz. Halbuki müşrikler çok daha müreffeh yaşıyorlar. Zengin, konfor içinde yaşıyorlar. Resulullah Efendimiz sahabeye aç, perişan. Mekke daha fethedilmemiş. Müslümanlar fakir, fukara, aç, açık. Ne diyor? Entum hayra ehlil aldı. Yeryüzünde olanların en hayırlısısınız siz. Kalehu yevmel Hudeybiye. Resulullah Efendimiz bunu Hudeybiye günü söyledi sahabesine. Ve künna biz idik diyoruz. Elfen ve erba'a mi'etin. 1400 kişiydik. Peki. Hadis-i şerif burada bitmiş oldu. Şunları alın. Şunu da alın. Şunu da alın. İmam Rabbani Kaddesallahu sirruhu buyuruyor. Fela budde biz zarure kaçınılmaz olarak lazımdır minel iştinabi anin isti'mali dehebi vel fiddah ve lübsil haris altın, gümüş kullanmaktan ve de ipek giymekten zinhar sakınmak lazım. Erkekler için bu. Zinhar sakınmak lazım. Ve emsaliha ve benzerlerinden mimma huve muharramun fi şeriatil Mustafaviyye
Muhammed Mustafa'nın şeriatında haram olan erkeklere yani bunları kullanmaktan sakınacaksınız. Altını insan taşıyabilir böyle bir para gibi ama takınamaz. Bizler altını takınamaz. Hocam parmağıma altın yüzük var ama kız tarafı bunu taktı. Çıkarsam şimdi onlar gücenir. Oğlum şimdi kız tarafı gücenir ama çıkartırsan, çıkartmazsan Allah tarafı gücenir. Hangisi gücensin? Ha? Buyur. Ve sonra yavrum sen hangi taraftasın? Allah'ın Resulullah'ın tarafında. O zaman mesele belli. Kız tarafı demek ki anlamıyor bu işi. Anlamıyorsa ne olacak? Anlatacağız işte. Nasıl? Takmayacağız onu. Takmayacağız onu. Sahabenin bir tanesinin parmağında tabi bilmiyordu. Altın yüzük vardı. Efendimiz parmağından çıkartıp adamın cebine atmadı onu. Şöyle sokağa, yola attı. O adam yoluna devam ediyor. Arkadaşlar dedi ki, ya al da parmağına koymasın da cebine koy. Başka şekilde değerlendirilsin. Satarsın. Ya üstünde taşıyabiliyorsun cebinde. Ne dedi biliyor musun? Ben Resulullah'ın attığını almam dedi. Adam işte. Onun attığını almam dedi. Halbuki Efendimiz onu alma diye atmadı. Yani bir tepki ortaya koydu veya kendisi bilir. Ama biz biliyoruz ki altın cepte taşınır. Adam almadı onu. Ben Resulullah'ın attığını almam dedi. Resulullah tuttu. Şimdi de Allah onu Resulünün yanında tutuyor. Tamam Müslümanlar. Resulullah'ın yanına gitmek böyle olur. Onu tutmakla olur. Peki. Ala masraliha salatu vesselamu tehiyye. Burada tamam noktalıyoruz. وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ صَلُّوا عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ صَلُّوا عَلَى طَبِيبِ قُلُوبِنَا مُحَمَّدٍ صَلُّوا عَلَى شَفِيعِ ذُنُوبِنَا مُحَمَّدٍ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين إلى آخر الآيات البينات صدق الله العظيم Risale-i Kutsiye'den 45. sahifedeyiz ve 196. Beyt-i Şerif'teyiz. Büyükşehir Efendi Es-Seyyid Mustafa İsmet Garibullah Kaddesallahu Sirrahu bu Beyt-i Şerif'inde şöyle buyuruyor. Bu esrarı çu talim etti ol şah. Ebu Bekre dahi ashabe olmak.
teselsül muttasıl mevcuttur olra turuk akrab mükemmel mürşid agah zenadikten kaçıp hakka gidelim cemali ve kemale seyredelim. Allah-u Teala sohbetimizi, meclisimizi makbul, müessir ve mübarek eylesin ve hepimizi ayet-i kerimelerinden Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şeriflerinden din-i mübin İslam'ın hükümlerinden, hakikatlerden hepimizi tesirlenen kullarından eylesin. Tatbik eden kullarından eylesin. Ve cümlemize itikatta ve amelde, harekat ve sekenatta Allah-u Teala ihlası ihsan eylesin. Akidemizi bozacak, itikadımızı bozacak, bulandıracak, amellerimize gölge düşürecek riyakarlıklardan Allah-u Teala cümlemizi muhafaza buyursun. Şimdi okuduğumuz beytle başlayıp ayet kelimelerle devam edeceğiz. Geçen haftaki beytte Büyükşeyh Efendi bir mürşidi ekmelin mürşidi ekmel evet mürşidi ekmelin elzem olduğunu çok lazım olduğunu beyan buyurdu. Mürşidi ekmel aslında her şeyde insanlar bir mürşide müracaat ediyor. Ne demek mürşit? Yani kelime manasıyla mürşit yani yönlendiren demek. Yönlendiren. Ya yol hususunda şöyle git, sağa sapma, sola sapma, direkt git, sağa dön, sola dön. İşte bu bir irşat. Veyahut işlerde, işlerde bir iş yapıyorsunuz, başınızdan aşağıya ustanız vardır, çıraksınız, şöyle yap, şöyle yapma diyor. Bu bir irşattır. Yani hep dünya işlerimizi mürşitlerle, yani bizi yönlendiren insanlarla götürüyoruz. Ama ne hikmetse dinde, dindarlıkta, Allah-u Teala'nın dinini yaşamakta hep usta oluyoruz. Hiç yönlendirmeye ihtiyacımız yok. Hepimiz bilir kişiyiz. Cemaat-i Müslim'in bu dini belki bilerek değil ama bilmeyerek dini küçümsemektir. En basit bir dünya işinde bilen kişiye ihtiyaç hissediyorsun. Allah'a kulluk gibi muazzam bir iş, onun dinini yaşamak gibi en önemli işte eğer biz bu ihtiyacı hissetmiyorsak, belki kasıtla değil ama bu dini küçümsemektir. Önemsememek demektir. Kasıtlı yapmıyorsunuz, o zaman bağışlanırsınız inşallah. Yoksa yani bir yere gideceksiniz, yanlış gitmekten korkuyorsunuz. Allah'a giderken yanlış gitmekten korkmuyoruz. Yani sanki garanti verilmiş bize. Yani bir yol ki, bu yani bir yol var, o yolda mutlaka cennete gideceksin. Hiç cehennem
tehlikesi, cehennem ihtimali yokmuş gibi. Cemaat-i Müslümin, yani cennet önümüzde, tamam, ama cehennem de önümüzde. Kaldı ki günümüzde cennetin şartları daha zorlaşmış, cennetin yolları daha daralmış, cehennem yolları adeta sıfır asfalt, hem de yağlı. Yağlı, uçma gidiyorsun böyle. Evet, şu ortamı görmüyor musunuz cemaat-i Müslüman? Piyasa ortalığı görmüyor musunuz? İsyan ayyuka çıkmış. Fısk, fucur ve tuğyan Nuh Aleyhisselam'ın tufanı gibi her tarafı tutmuş. Her tarafı, yani evvelden isyan mahalleleri vardı. İsyankarların mahallesi vardı. Şu an öyle bir şey yok ki. Her tarafta isyan, yani Nuh Aleyhisselam'ın tufanı bütün dünyayı derya yapmıştır. Nasıl ki deniz var, kara var. Ama tufanda her taraf deniz oldu. Eskiden şurada günah işlenirdi, şurada işlenmezdi. Şimdi her yer günahlarla ve günahkarlarla dolu. Cemaat-i Müslümin dolu. İnanaleyh, cehennem için bütün altyapı ve de üst yapı, bütün şartlar tam manasıyla tekamül etmiş, oluşmuş. Cennetin yolları çok daralmış. Cennetin yolları zorlaşmış. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, hucibetil cennetu bil mekârih ve hucibetil nâru bil şehevât. Cennetler, cennet, cennetler nefse, kişiye, şahsa nahoş gelen şeylerle, zor gelen şeylerle kuşatılmıştır. Cennetin yolları nefse, şahsa, kişiye ağır gelecek taşlarla döşenmiştir. Resulullah Efendimiz buyuruyor. Ama ve hucibetin naru bis şehevat. Cehennem ise şehvetlerle, zevklerle, keyiflerle, nefse, şahsa, kişiye hoş gelen şeylerle döşenmiş, taşları döşenmiş adeta. Bir de yağlanmış. Yağlanmış. Bunu görmemek için insanın, cemaat-i Müslümin, kör olması lazım. Körlükten kasıt, kafadaki gözün körlüğü değil. Bu körlük kınanmaz. Kalp gözünün körlüğü, hakkı batılı, sevabı günahı görecek göz, hakkani göz, kalp gözü, bu gözün körlüğü cemaat-i Müslümin. Şu an yaşanan bu ortalık fısk ve fucur, tuğyan ve isyan kaynıyor. Böyle bir ortamda, yani biz daha çok yönlendiriciye, yöneticiye, oğlum, evladım şöyle yap, oğlum, evladım şöyle yapma, evladım şöyle ol, evladım şöyle olma, oğlum şurada ol, şurada olma, şunlarla beraber ol, şunlarla beraber olma diyene, yani mürşide, bugün çok daha fazla ihtiyaç var. Ama bunu görmek için, bu ihtiyacı görmek için de göze ihtiyaç var. Kimse kusura bakmasın. En basit işiniz için bilenlere müracaat ediyorsunuz. Din gibi büyük bir şey, dindarlık, Allah'a kulluk gibi muazzam iş, hep bu işin bileni kesildik. Hepimiz bu işin uzmanı.
Burada kimseye ihtiyaç duymuyoruz. Böyle mi cemaat Müslüme? Bak ne dedik? Basit bir yol, yanlış gitsen ne olur, geri dönersin. Ama efendim zaman kaybım olur diyorsun. Onun için yolu tarif edecek bir hani şu anda eskiden insanlardan yardım alıyorduk. Birisi bize yolu gösteriyordu. Şöyle git, böyle git diye. Şimdi daha çok telefonlarınızdan navigasyon neyse seni yönlendiriyor, adrese teslim ediyor. Yani olmasa ne olur? Yok, yanlış gideriz diyorsun. Yanlış gitsen sonu ateş değil ya. Sağa sapacaktın, sola saptın. Ateşe düşmezsin. Dönersin geriye. Bak, yanlış sapağa saparım korkusuyla tedbir alıyorsunuz. Cennet yolundan cehennem yolu daha açık. Engin. Sıfır asfalt gibi. Hem de yağlanmış. Cennet yolu ise patika gibi, dik böyle, dar, zor. Evet. Şimdi bu yollarda biz yolumuzu şaşırsak sonu cehenneme gidiyor. Yanlış yola girdiğimiz zaman. Cemaat-i Müslüman, gençler, orta yaşlılar, yaşlılar. Ey Müslümanlar! Bilmem anlatabiliyor muyum işin önemini? Evet. Bütün dünya işlerimizde hata etsek, yanlış yapsak, yanlış yöne gitsek ne olur? Sonuçta zararımız dünyayla sınırlı olur. Ama dinde, dindarlıkta, Allah'a kullukta yanlış yaparsak cemaat-i müslimin sonu cehennemle sonuçlanıyor. Cennet var, cehennem var. Dindarlık noktasında doğru giden için cennet, sapan için cehennem. Yani bunu ben koymadım, Allah koydu bunu önümüze. Dolayısıyla bu iş ihtimallere bırakılabilir mi? Allah inşallah affeder bizi. Peki şöyle diyelim, Allah beni inşallah gideceğim adrese götürür. Kimseye sormama, telefonu açmama gerek yok. Allah benimle beraberdir desek olmaz mı? Hani bir adrese gideceksin, ne bilene soruyorsun, ne de telefonun hani cihazı açıyorsun. Yolu da pek bilmiyorsun. Allah beni götürür diyorsun. Var mı böyle hiç dediğini hatırlıyor musun? Ama cennete gitmekte, cehenneme gitmemekte Allah büyüktür. Cemaat Müslümin, dünyada bir adrese gitmekte Allah küçük mü kalıyor? Orada tedbir alıyorsun. Cennete, cehenneme gitmek noktasında Allah büyüktür. Bu işi küçümsemek demektir. Ama kasıtla yapmıyorsanız Allah affetsin. Yoksa dindarlığın çarelerini aramak lazım Müslümanlar. Bakınız, bu noktada çok derin düşünmeniz lazım. Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ı yeryüzüne indirirken daha yeryüzünde bir tane insan yok. Çoğalacak insanlar olacak. İndirirken Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ı peygamber olarak indiriyor. Yani insanlardan önce peygamberleri hazır. Peygamber demek Allah'a kulluk da insanları yönlendiren insan, baş mürşit. Evet, evet. Bir ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Yani Nuh Aleyhisselam'ın kavmini boğduktan sonra veya herhangi bir kavmi Allah-u Teala helak ettikten sonra buyuruyor ki tümme enşe'na min ba'dihim karnen ahirin. Sonra o helak edilenlerden sonra biz başka asırlarda yaşayan insanlar, toplumlar oluşturduk. Helak ettiklerimiz helak oldu.
cehenneme paketlendi onlar. Sonra yeni insanlar oluşturduk. Bak şimdi ayete bakın. فَاَرْسَلْنَا ف۪يهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ Oluşturduğumuz toplumlara hemen peygamber gönderdik. Hiç zaman geçirmeden, hiç ara vermeden hemen peygamber gönderdik. Peygambersiz bırakmadık onları. Niye? Yok, insan peygambersiz olamaz ki. Helak olanlar helak oluyor. Onların yerine yeni insanlar yaratılıyor. Onlara hemen peygamber gönderip diyor Allah-u Teala. فَاَرْسَلْنَا ف۪يهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ اَنْ اِعْبُدُ اللّٰهَ وَاتَّقُوا Allah'a kulluk edin ve Allah'tan korkun. Allah'a karşı gelmekten, Allah'a isyan etmekten, Cenab-ı Hakk'a ters düşmekten korkun diye onları uyarmak üzere biz peygamber gönderdik. Allah Teala buyuruyor. Arkadaşlar, o kapıyı kapatalım lütfen. Cemaat meşgul oluyor. Ben bunu kabul edemiyorum. Şimdi Müslümanlar, yani havasız susuz olur da peygambersiz olmaz. Havasız kalsan nefessiz kalmaktan ölürsün. Dünyanı kaybedersin. Ama dinsiz bir insan ahiretini kaybediyor. Havadar yerde yaşayan insan da dünyasını kaybediyor. Havasız insan dünyasını kaybediyor da havalı kaybetmiyor mu? Herkes kaybediyor. Ama ahiret kaybedilmeye gelmez. Cemaat-i Müslümin ahirette parayla, pulla, makamla, ünvanla değil, dinle kazanılıyor. Fenle de kazanılmıyor ahiret. Dinle kazanılıyor. O dinin özeti nedir? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Allah-u Teala'yı Rab olarak kabul etmek ve kendini kul olarak kabul etmek, böylece ona ibadet etmen gerektiğine inanmak, Allah'a kulluk edebilmek için de Muhammed Mustafa'yı peygamber kabul edip onu örnek almak. Özet bu. Dinin ve dindarlığın özeti bu. Allah-u Teala'ya kulluk. İyi de bu kulluk nasıl olacak? İşte Resulullah'a ümmetlik. Yani ona uyarak Allah'a kulluk. Cemaat-i Müslüman. Peki işte o Resulullah en baş mürşittir. Fakat o vefat edince benden sonra bir hanıma diyor ki Resulullah Efendimiz, yine ihtiyacın olursa bana gelirsin. O hanım diyor ki, ya Resulallah, geleyim de sizi bulamazsam, siz vefat etmiş olursanız ne yapayım? Efendimiz bir şey yok. Gene ben kıyamete kadar benim buyurmuyor. Buyuruyor ki, beni bulamazsan fe illem tecidni fe'ti Ebu Bekir. Beni bulamazsan Ebu Bekir'e git. Ebu Bekir peygamber midir? Yok. Ya yok, peygamber Resulullah'tan sonra yok. Ne var? Peygamberin varisi var, vekili var. Ne demek? Yani onun göreceği işi nispeten gören insan demektir. Bak, peygamberi gören bir kadına Resulullah Efendimiz, beni bulamadığın zaman Ebu Bekir'e git diyor. O kadının peygamberden sonra bir şahsa gitmesi gerekiyor da peygamberi hiç görmeyen bizler kendi başımıza bir Ebu Bekirler gibi, bugünün Ebu Bekirleri olmadan nasıl yaşayacağız? Sahabe yaşayamıyor, biz nasıl yaşayacağız cemaat-i Müslümin? Ya burayı anlamak lazım. Burayı anlamalıyız. Her şeyi ustasıyla yapacaksınız. Elinize bir kumaş verseler, deseler ki ya kes dik bunu, dik giy. Oh, makasa elini sürmezsin. Niye? Yok, kumaş zayi olur diyorsun. Canım, zayi olursa topu burada işte, alırsın oradan tekrar. Bak, onun zayi olmasından korkuyor. Hayatımızı zayi ediyoruz cemaat-i Müslümin. Nasıl ki bilmeyen insan kumaşı
keserse kumaşı ne yapmaz? Ne yapmış olur? Paçavra yapmış olur. Zayi etmiş olur. Yo, din diyanet bilmeyen bizler. Ben kendi üzerimde konuşayım. Siz alınırsınız, üzerinize alırsınız, almazsınız ama almanız lazım. Ben şimdi yani bir kumaşı kesmeye yeltenmem. Yazık olur dedim. Halbuki kumaşın topu var. Hayatımı böyle gün gün makasla kumaşı doğrar gibi doğrayacağım. Bir daha da hayat imkanı yok. Hayatın topu yok cemaat-i müslümin. Yok. Bu hayat olmadı. Bir daha hayat alırsın, orada yaparsın. Yok böyle bir şey. Geçen geçiyor. Yarın da var mıyız, yok muyuz şüpheli. Yarın var mıyız? Belli değil. O halde günü iyi değerlendireceğiz. Çok iyi değerlendireceğiz günü. Mutlaka bizim işimiz, en baş işimiz, onun için yaratıldık. Bizim altımızda yerler, üstümüzde gökler, bunun için yaratıldı. Biz bu yerin üstünde, göğün altında, bunun için yaşatılıyoruz. Ne için? Kulluk. Allah'ın dinini yaşamak. Bizim işimiz bu. Hani o senin günlük işlerin var ya, he? Onlar yan işler, onlar ayrıntı. Onlar teferruat. Onlar hurda işler. Asıl işimiz Allah'a kulluk. Bunu becerebilmek için Resulullah'a ümmetlik. İşimiz, gücümüz bu cemaat-i müslümin. Allah-u Teala ne buyuruyor? Estağfirullah ve mâ umirû illâ liya'budullah. Hiç insanlar bir şeyle emrolunmadılar. Tek şeyle emrolundular. Allah-u Teala'ya kullukla. Bir başka ayetinde ne buyuruyor? Estağfirullah ve mâ halaktul cinne vel inse illâ liya'budullah. İnsan, cinleri ve insanlar hiç başka bir şey için değil. Sırf ve sadece bana kulluk etsinler diye yarattı. Hoş bir şey. İşimiz bu. Şimdi durum böyle olunca her ayrıntı işte, hurda işlerde bilenlere ihtiyaç duyacağız. Asıl işte hep bilir kişi kesileceğiz. Cemaat-i müslümin, aklın yolu birdir. Onun için mürşitsiz olmaz. Mürşit ne demek? Benim kastettiğim mürşit, Allah'a kullukta, Resulullah Efendimiz'e de ümmetlikte, bizi yönlendirecek, bizi yapılandıracak, bizi uyaracak, bize bu işi öğretecek. Bakın, Allah'a kulluk için Resulullah Efendimiz'e ihtiyaç oldu. Onun için sahabe-i kiram efendilerimiz Allah'a kulluğu Resulullah'a ümmetlikle başardılar. Efendimiz'e bakarak yaşadılar. O Allah'a kulluk demektir. Çünkü Efendimiz kesin Allah'ın kulu. Onun için onların ayrıca şeyhe başka bir şeye ihtiyaçları yok. Resulullah Efendimiz var ya, fakat Efendimiz'den sonra gelen Müslümanlar, ki biz mesela Resulullah Efendimiz'den hem coğrafya olarak ondan uzak biz, hem de zaman olarak 1500 sene var Resulullah Efendimiz'le aramızda. Halbuki Resulullah Efendimiz gibi kulluk yapmalıyız. Sahabe Resulullah Efendimiz'den ne öğrenerek yaptıysa aynısını yapmalıyız biz. Fen değişir, din değişmez. Fen değişir, dünün feniyle, tekniğiyle bugününki aynı olmayabilir. Ama dünün diniyle bugünün dini aynıdır, din değişmez arkadaşlar. O halde biz sahabe-i kiramın Resulullah'a bakarak yaşadığı İslam'ı yaşayacağız. İyi de onlar Resulullah'a baktı, biz kime bakacağız? Onlara bir örnek lazım oldu. Hatta burada bunu çok uzun uzun anlattık. Efendimizin ahirete teşrifinden sonra Resulullah Efendimiz daha henüz cesedi şerifleri ortada, daha defnedilmeden vefat ettiği gün, pazartesi günü kuşluk vakti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ediyor. Öğlen vakti sahabe-i kiram
Resulullah'ın vekilini, varisini oluşturuyor. Kendi aralarında başlarını seçiyor. Ebu Bekir Sıddık. Halbuki Resulullah'tan sonra peygamberi yok. Ebu Bekir sahabi ise, öbürleri de sahabi. Onlar böyleyken, daha cenazeyi defnetmeden onlar dinde, dünya işlerinde başlarını seçtiler. Başlara ihtiyaç duydular. Bize ihtiyaç yok, bizim ihtiyacımız yok. Öyle mi? Bunu mantık alıyor mu cemaat-i Müslümin? Hı? Adamlar 2 saat başsız yaşayamadılar. Biz hayatımız başından sonuna kadar başsız yaşıyoruz, kendi başımıza yaşıyoruz. Bu oluyor öyle mi? Olmaz cemaat-i Müslümin. Olmaz. Ben bunu size yani kendi malımı pazarlamıyorum ki bir menfaat için konuşayım. Allah için konuşuyorum. Allah için. Olmaz. Her şeyde hata olabilir. Olsa da olmasa da önemi yok ama dinde hata olmaz ki. Çünkü bedeli çok fena. Dinin telafisi yok. Yani ahirete gittik ki ulan biz yanlış yapmışız. Olsun bir daha yapalım. Yok bir daha. Yok. Kaç tane ayet-i kerime var Kur'an-ı Kerim'de? İnsanlar yanlışlarını görünce dünyaya dönmek isteyecekler. Allah'a kulluk imkanı ve ortamı isteyecekler. Allah-u Teala da insanlara bir Allah demeye fırsat vermeyecek. Bırak Allah demeyi. Ya Rab, hu dememe müsaade buyur. Olmaz kulum. Müsaade yok. Ahirette la ilahe illallah dedirtmeyecekler. Allah dedirtmeyecekler. Hu diyeyim ya Rab. Hu o demektir. Allah. Onu da müsaade etmeyecekler. Edilmeyecek arkadaşlar. Bunu hiç unutmayın. Ahiret böyle bir. Dünyada ne yaparsan kar. Ahirette ne yaparsan yap karı yok. Dünyaya dönmek isteyeceksin, ona da müsaade etmeyecekler. Yahu ayetlerini okuyayım, Efendimiz Aleyhisselam'ımız buyururlardı, üşenenin uşağı olmaz. Bak bir ayette buyuruyoruz. Es-Sâbile, hattâ izâ câe ahadehumul mevtu. Onlardan biri, öleceklerden birisi. Kimdir o ölecekler? Evet, hepimiz. Her yaşayan ölecek. Değil mi? Öleceklerden birisine ölüm geldiğinde ve ölüm gelince gerçeği gördüğünde vay be ulan biz yanlış yola sapmışız. Onu o zaman anladığında kale diyecek, dedi diyecek. Rabbi ya Rab irci'uni. Ya Rab beni geri döndür ya Rab. Ya Rab geldiğim yere gönder beni ya Rab. Çevir beni ya Rab. Lealli a'melu saliha. Belki biraz ameli salih işlerim. Fima teraktu bıraktığım dünyada. Ya Rab ben boşuna yaşamışım. Ben yanlış yapmışım ya Rabbi. Ya Rab ne olur ya Rab ne olur. Geri döndür geri döndür diyecek. Kella. Bak bunu diyeceksiniz. Ben de size kella diyeceğim diyor Cenab-ı Hak. Hayır. Geri dönüş yok. İnneha kelimetun huve kailuha. O öyle, onun işi öylesine söylediği bir sözdür. Hiçbir kıymeti harbiyesi karşılığı yok bu sözün. Döndürmeyeceğim diyor Allah-u Teala. Ne demektir? Şimdi yapın kullarım. Şu anda yapın ne yapacaksanız. Onun için mürşidi kamil, mürşidi kamil, mürşidi, bilen kişi. Bilir kişi. Ne diyorum size? Her hususta bilir kişi arayacaksın. Ama Allah'a kulluğa o bizi aldatıyorlar. Nasıl? Allah'la kul arasına kimseyi koymayacaksın. Buyur. Şuradan şuraya kendi başına gidemiyorsun. Allah'a kendi başına gideceksin. Nasıl gideceksin? Madem Allah'la kul arasına kimse konulmayacak, peygamber niye var? O da bir kimsedir. Peygamberler de beşer değil mi? Peygamberler beşer değil mi? Evet.
Peki niye var? Hani Allah'la kul arasına kimse girmiyorsa, peygamber de girmemesi gerekenlerdendir. Allah'la kul arasına girilmez diyorsunuz, peygamber de girmemesi lazım. Cemaat-i Müslümin, aldatılıyoruz, yanıltılıyoruz, kandırılıyoruz, bizlere kötülük yapılıyor. Ben size hep söylüyorum, tekrar daha önce duyanlar için tekrar olsun, ilk duyanlar da olabilir yeni gelmiş aramızda. İslamiyet'te yapılacak ibadetlerden bir tanesi de umre ibadetidir. İslam umreden ibaret değildir. Umre, İslam'da Müslümanların yapa geldiği bir ibadettir. Öyle mi? İbadetlerden, binlerce ibadetten bir tanesi. Farz da değil yani, sünnettir umre. Cemaat-i Müslümin bu umre ibadetini yaparken, yapmak için yola çıktığınızda, çıkarken bir insan arıyorsunuz, o insanla tanışıyorsunuz, ona danışıyorsunuz. Kimdir o? Efendim, kafile hocamız. Hoca, kafile hocamız kim bizim? Hocamı tanıyalım. Ha, hocam, hocam telefonunuz ver bana. Hocam adresinizi alalım. Ne yapacaksın? Yo, işte biz de seninle beraber umreye geliyoruz. Hoca ne yapacak sana? Umre yaptıracak. İyi de Allah'la ibadet, umre Allah'a ibadettir. Allah'la kul arasına hani insan girmeyecekti. Hocayı niye koyacağız ki? Oraya git, nasıl istersen yap Allah'a ibadetini, umreni. Bildiğin gibi yap. Beyler, bir umrede bilen insana ihtiyaç duyuyorsun. Kafile başkanına bir umrede. Ki İslam'ın içerisinde umre devede kulak gibi, koskoca İslamiyeti kendi başına yaşayacaksın. Bir umreyi kendi başına yapamıyorsun. Yapmayın böyle. Tamam, birileri bizi kandırmak istiyor. E biz de kanmayalım kardeşim yani. Şimdi böyle uysal koyun olmayalım cemaat-i Müslümin. Mürşidi ekmezsiz olmaz. Mürşidi, ha efendim şey, ama bak işte çok sahte şeyhler çıktı. Beyler, ben size sahtesini anlatmıyorum ki. Yani ben size şimdi, yani sahte peygamber de çıkmıştır. Şu anda bile var sahte peygamber. Yani şimdi sahtesi var diye sağlamından mı vazgeçeceğiz, sahteden mi vazgeçeceğiz? Paranın sahte para var. Peki biz hangisinden vazgeçeceğiz? Hepsinden mi? Sahtesinden mi? 10 tane paranın 9'u sahte olsa, 1'i sağlam olsa, ulan at gitsin demiyorsun. O bir taneyi ayıklıyorsun. Alıyorsun. Sahte. En çok sahtesi olan şey de bu iştir. Şey, hani çünkü burada el öptürmek var. Ondan sonra millete, efendime söyleyeyim, etek öptürmek var. Milletin sırtından geçinmek var. Var. Milletin, efendime söyleyeyim, karısından, kızından nemalanmak var. Af buyurun. Sahtekarlardan bahsediyorum. Onun için hem de bu işin de şeyi de yok ya, mesnedi, ispatı da, belgesi de yok. Bana manada verildi diyor. Birisi diyor ki bana diyor manada verildi. Rüyada şeyhlik bana verildi. Sana verildi mi verilmedi mi belli değil. Kaldı ki bana ne? Senin rüyandan bana ne? Bunu diyemiyoruz. Bakıyorsunuz ki şurada biz şeytan, şeyh diye ortaya çıkıyor. Gene etrafına bir takım, af buyurun, ahmakları toplayabiliyor. Nerede bunun şeyhliğin belgesi, nerede? Şey, manada verildi bizim büyüğümüze, bu iş mana aleminde verildi diyorlar. Nasıl olsa ispatı yok ya. Değil mi? At babam at. Evet. Cemaat-i Müslümin, yok böyle bir şey. Bak, Mahmud Efendi Hazretleri'ni Ali Haydar Efendi Hazretlerimiz yerine bıraktığında herkes buna şahit olmuştu. Şahit olmuş muydu? Olmuş muydu? Olmuştu. Herkes. Yani bazıları kabullenemedi ama onlar da biliyorlardı ki Ali Haydar Efendi Kaddesallahu Sirruhu Efendi babamız Mahmud Efendi Hazretleri'ni kendisinden sonra bırakmıştır. Peki,
Efendi Hazretlerimizden sonra bak Hasan Efendi Hazretleri, Efendi Hazretlerimizden sonra silsilemizin 37. halkası şeyhimiz olarak 10 milyonlarca insana ilan edildi. Rüyada verildi demediler bak. Efendi Hazretlerimizin onu verişinin 9 tane şahidi var. Hepsi şu cemaatin en büyük hocaları. Ben onların hepsiyle görüştüm. Hepsinden dinledim bunu. Böyle rüya, rüyada. Yani ben bir rüya görürüm, o benim gördüğüm rüyayı benden başka kimse görür mü görmez. O zaman at babam at. Rüyada bana böyle dediler. Rüyada bana bunu verdiler. Nasıl olsa ispatı yok, tespiti yok, senedi yok. Yok böyle bir şey. Yok böyle bir şey. Bunlar şeyhlik değil, şeytanlıktır. Peki şimdi burayı geçelim. Geçen haftaki beytimizde yani müekmel bir mürşit lazım. Gerektir mürşidi ekmel ola tevfik. Seni seyri sülüke ede teşvik. Yani Allah'a doğru yürüyüşte, Allah-u Teala kulluk yolunda, Resulullah Efendimiz'e ümmetlik yolunda seni teşvik edecek, seni efendime söyleyeyim teftiş edecek, benim yaptığıma doğru yanlış biri demesi lazım. Benim kendim bana doğru demem, benim kendim bana yanlış demem, bunlardan bir şey çıkmaz ki. Bir bilen bana doğru demeli, beni onaylamalı veya yanlış demeli. İşte ona mürşid-i kamil deniliyor. Bunsuz olmaz. Bu mürşid-i kamil, işte Efendimiz Muhammed Efendi Hazretlerimiz bunu yapmıştır. İnsanların her şeyine müdahil olmuş, her hususta insanları yönlendirmiş ve yönetmiştir. Her hususta. Yani işte zaman zaman tekrar ediyorum, hiç bunda bir sakınca yok. Adam kaşığı şöyle tutup yemek yiyor yanında, şöyle. Efendimiz Hazretlerimiz kaşığı böyle tutalım, onlara benzemeyelim buyurdu. Bak kaşık tutma. Görüyor musun? Müdahale ediyor. Ondan sonra böyle Temmuz ayında sıcaktan çatlıyoruz burada. Efendimiz Hazretlerimiz birisine hani cübben buyurdu. Efendi Hazretleri çok sıcak var buyurun deyince adam Efendi Hazretleri böyle adeta çatlarcasına, güllercesine bize sıcak yok mu? Buyurdu. Bak bize sıcak yok mu? Bir hoca efendi geldi Efendi Hazretlerimiz falanı çağırın buyurdu berber olarak yani birisini. Ona hoca efendiyi oturttu saçlarını kes buyurdu. Bu saçıyla uğraşıyor insanların, tüyüyle uğraşıyor, tırnaklarıyla mesela tırnaklar gece kesilir mi kesilmez mi tartışılıyor. Yani önemli bir şey yani çünkü bu din bu hususta ne diyor? Dinimiz her şeyimize bir sınır getirmiş. Hoca efendiler dediler ki netice, efendim dediler yani eskiden karanlık olduğu için, ışık olmadığı için ulema gece tırnak kesilmez demiştir. Ama şimdi ışık var gece gündüz gibi. Yani herhalde kesilebilir deyince Efendi Hazretlerimiz olmaz. Efendi babam kesilmez dedi. Görüyor musun? Bak kayıt koyuyor. Ayak koyuyor. Ondan sonra mesela benim babamın asker arkadaşlığı olan bir amcamız vardı şimdi ahirette. Burada bir gün namaz kıldık Üsküdar'da bir cami-i şerifte namaz, ikindi namazı sünneti kıldık. Sünneti kıldıktan sonra Efendi Hazretlerimiz babamın asi arkadaşı olan merhum amcamızı elini tutarak şu bileğinden kaldırdı. Ona buyurdu ki secdeye elini şöyle koy. Bakın böyle. Bütün beş parmak birbirine yapışmış vaziyette. Elini böyle koy buyurdu. Görüyor musun? Müdahale ediyorsun. Aynı şekilde selam verdik. Efendi Hazretlerimiz yanındakine dedi ki bak yanlış okuyorsun. Adam ettehiyyatı okurken biraz sesli okudu. Az Efendi Hazretleri duydu.
et-dahiyyatü demiş adam. Halbuki et-dahiyyatü değil, et-tehiyyatüdür. Tı değil, ta'dır. Ta, Tekirdağ'ın ta'sı gibi. Te. Bak müdahale ediyor Efendimiz Hazretlerimiz. Ondan sonra yol daha nasıl yemeyim? Mesela araba süren hanımdan razı değilim buyurdu bu kürsüden. Bak araba süren hanım hapse atın demiyor. Ben razı değilim diyor. Yani efendinin, Mahmud efendinin böyle bir irade beyanı bu hakkı yok. Kimseye bir şey demiyor. Diyor ki ben razı değilim diyor. İstemiyorum ben diyor. Benim din beni dinleyecek hanımlar araba sürmeyecek diyor. Efendim şöyle, yahu gürlemene gerek yok arkadaş. Ne yaparsan yaparsın. Mahmud efendi araba sürdün diye seni hapse atmıyor, sana ceza kesmiyor. Diyor ki ben razı değilim diyor. Onun arabasına binenden de razı değilim buyurdu. Araba süren hanımdan razı değilim. Onun arabasına binenden de razı değilim buyurdu. Bir adam için Mahmud Efendi'nin, bir hanım için Mahmud Efendi'nin rızası önemli değilse o zaman sözünü dikkate almayabilir. Ama yo, Mahmud Efendi nasıl benden razı olmalı diyen bir hanım bu olsa dikkat edecek. Başka diyecek bir şey var mı? Kimseye bir şey diyor muyuz biz? Bunun gibi mesela şu telefon değil de kabul et telefon olsun. Birisi telefonu alo. Ama o zaman telefon, hattı telefon. Bundan 35 sene evvel. Daha cep telefonlar çıkmamış camide. Efendi Hazretimizin odası var. Efendi Hazretimizin odasında. Odanın dışında bilenler, eskiyi bilenler biliyor. Orada da hattı telefon var. Birisi oradan telefonun kulağına karşıdan ses alamıyor. Alo deyince Efendi Hazretimiz odasının kapısını açtı. Alo'nun gözüne girsin buyurdu. Ve ara ara buyuruldu, alo demeyin. Bak alo demeyin diyor. Bak görüyorum konuşmamıza kota koyuyor. Mürşit çünkü. Evet efendim. Mürşitlik, ben size sahtekarlardan bahsetmiyorum. Şeytanlardan değil. Bak mürşit gözün görsün. Cemaatinin, ihvanının her şeyine yani kota koyuyor. Her hususta onları yönlendiriyor. Ben bunları daha çoğaltabilirim. Ama zamanımız da ilerliyor. Bunun gibi. Ben onun için acizane siz kardeşlerime diyorum. Bilhassa yani dersli olanlar öncelikli olarak onlara bir vecibe olarak Efendi Hazretlerini iyi tanımanız lazım. Onu tanımak böyle resmine bakmak, videosuna bakmak değildir. O başka, o değil. O bir anlık iştir. Efendiyi tanımak 80 sene de olmaz. O an ne yapacağız? Şimdiden tanımaya koyulacağız. Öyle ölene kadar hayat biter, onu tanımak bitmez. Efendi Hazretlerimiz 70 sene yani burada. Bundan önce askerden önce Of'ta, İstanbul'da askerden sonra 54 senesinde İsmail Ağa Camii Şerifinde imam olarak işe başladı. O gün bile bu buradaki bütün insanların dikkatini çekmişti. Daha Efendi Hazretlerimiz 23 yaşlarında. Yahu bir imam var, şuraya bir imam geldi ama hiç imama benzemiyor arkadaş. Halbuki imam yani, kadrosu imam. Efendim ünvan yani, olarak imam yani. Efendi Hazretlerimiz. Lakin hiç imama benzemiyor. O gün başladı. Ali Haydar Efendi babamız sağ iken Efendi Hazretlerimiz başladı. 54'ten efendime söyleyeyim bugüne kadar yani 70 sene de cemaat-i müslimin Efendi Hazretlerimiz 700 senedeki işi yapmıştır desem yeridir. Zaten yani 12'de bu kış yaz geceleri 12'de evine gider, 2'de camiye gelirdi. Şahidiz buna. 12'de gider, 2'de gelirdi. Kış gecelerini siz düşünün. Üşenmek diye bir şey kitabında hiç olmamıştır. Gece gündüz çalışmıştır. Allah Teala ayrıca onun hayatına çok açık bir şekilde görüldüğü üzere
bir bereket vermiş. Yani senin 3 günde yapacağını o 1 günde yapıyor. Niye? Leyin şekertüm leziydennekum. Yani şükür. Şükür nedir? Zamanın şükrü, zamanı değerlendirmektir. Zamanı Allah'a, Allah'ın dinine ayırmak ve onunla doldurmaktır. Sen onu doldur, Allah artırıyor işte. Evet, evet. Mesela kısa günlerde Efendimiz Aleyhisselam'ın programını aynen uygulardı. Bakardınız ki işler bitmiş, gün bitmiş, işler de bitmiş ama. Öyleydi. Onun için çocuklar, resimlerle, videolarla, bilmem, çarşı pazar dolaşmakla olmaz. Oturun, bu eşsiz, emsalsiz Allah dostunu tanımaya çalışın. Biz bunun eşsiz, emsalsiz olduğunu söylüyorduk, anlatamıyorduk. Ya efendim siz mübalağa yapıyorsunuz da abartıyorsunuz. Daha cenazesi gösterdi. Bugüne kadar böyle bir cenaze olmadı, bundan sonra da olacak diyor. Var mı öyle cenaze? Cemaat Müslüman.